Ekrem Başkan'ın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce sözlerin kime yönelik olduğu muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu hak kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar, ne karar aldınız Kemal? Acelemiz var. Ne karar aldınız? İstanbul'a gidince ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şöyle, nasıl bir tavır alacaksınız bu karar şöyle, hakkında? Hukukun şimdi az önce sosyal medya için bir açıklama yaptım, bir video açıklaması var. Onu oradan izlerseniz, ama şunu açıklıkla ifade edeyim. Hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, adaletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz. Ama şundan hiç kimsenin endişe duymaması lazım. Biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanlara da bunu asla bırakmayacağız. Çok teşekkürler. Bugün ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bugün İstanbul'a mı gidiyorsunuz Kemal Bey? İstanbul'a. Doğrudan Saraçhane'ye mi gideceksiniz? İstanbul'a gidiyorum. Ekrem Bey'le görüşebilir miyim? Görüştüm arkadaş. Ekrem Bey ne söyledi Kemal Bey? Bugün hukukun, adaletin katline şahitlik ediyoruz. Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. 6 yaşında sistematik tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun faillerini gözaltına bile almayan, 2 sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar. 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci, yasakçı zihniyetiniz batsın sizin. Ama unuttunuz bir şey var. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili zorbalar karşısında sinmez, geri adım atmaz. Göreceksiniz, öğreneceksiniz bunu. Biz and içtik ve dedik ki ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız. Ama bu karanlığı yenmek yetmez. Bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız. Şu anda Almanya programımı keserek Berlin'den İstanbul'a yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Milletime söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz. Yeneceğiz, emin olun, yeneceğiz. Şirketler buraya geliyor. Kendi araçlarını buraya getiriyor. Aşağıda göreceğiniz 4-6 çeşit araçlarını getiriyorlar. Bizim gerektirdiğimiz yazılımı koyuyorlar. İçine yapacak bir model. Bizim burada 20 kilometrelik dijitalleştirdiğimiz bir yol var. Şirketimiz ve sanayimizde biraz gerileme oldu. İkincisi de Tesla ile yarışmamız da var biliyorsunuz Amerikan şirketleriyle. Bunun üzerine Alman Başbakanı ve